Günaydın. Günaydın Betül. Merhaba. Ay dış ses. Bu kızlar. Ay bir çatırdıyor, bir kıpırdıyor. Bak kimseyle muhatap olmayınca, kavgaya, gürültüye girmeyince bak çok güzel. Şimdi ben iki gündür iyi puan almamı söylemeyeceğim. Hep aldığım için biliyorsun benim puanlarım buradan kepriye yok. O yüzden hep alamayanlar böyle anlatır, dillendirir. Gerek yok. Bugün de inşallah, tabii büyük konuşmayalım. İnşallah iyi puanlar alacağım. Cuma'ya az kaldı. Bugün çarşamba. Bugün nasıl bir kombin yapmayı planlıyorsun? Serbest şıklıkta. Normalde ben serbest şıklıkta hep sportif giyiniyorum. Ama bugün biraz daha dışarıda iyi bir, yani güzel bir yere gittiğimde nasıl giyineceğimi söyleyeceğim. Giyineceğimi göstereceğim. Oh, konuşabildim sonunda. Nereye gidiyorsun peki? Bayana dair her şeyin olduğu bir butik açmışım. İşte orada çalışanlarla görüşüyorum falan. Günaydın. Nasılsınız hanımlar? Harika. Buruk. Hiç almadığım kadar kötü yorum aldım jüriden. Biz zaten hep seni bunu hazırlamak istiyorduk da ama sen hazırlanmıyordun. Daha önce içinizden biri Gamze kötü yorumlar almadığı için özgürce konuşabiliyor. Durum her an değişebilir demişti. Hatırlıyor musunuz? Betül söylüyordu. Evet, Gamze daha bu kadar kötü yorumlar almadığı Hayır, düşük puan aldım. 3 puanı daha önce de aldım ama böyle... bu kadar kötü yorum almadım tabii ki. Çünkü burada kaldıkça beklenti daha yükseliyor. Mesela senin sonuçta 4. haftan ilk geldiğin ve iyi geldi. Günler olduğunu zaten Gülşah Hanım da söylemişti. O yüzden tabii ki yani, artık... En azından sana vizyonsuz demediler. Git buradan demediler. Hepiniz gidin dediler. Yani bir tek benim için söylemedi. Evet, Kemal Bey de hepiniz gidin dedi. Merhaba, ben geldim. Hoş geldin Zeynep. Nasılsın? Vallahi bugün tabii ki dün yüzünden birazcık moralim bozuk. Çünkü jüriden çok iyi yorumlar almadım. Tekrardan moralimi yerine getirmeye çalışıyorum. Kendimi yansıtamadığımı düşünüyorum henüz. Bugün daha doğal olup kendi tarzımdan bir şeyler yansıtmaya çalışacağım yine. Emel'in sana tavsiyeleri, düşüncelerini değiştirdi mi bari? Dün bu konuyu Kemal Bey'le de konuştuk. Biz tabii ki Emel'in söylediklerini kulak ardı etmeyeceğim. Onlar cebimde duruyor. Fakat ben her zaman kendi fikirlerimi önemserim. Kimsenin beni doldurmasına veya bir şekilde beni birine karşı kurmasına gerek yok. Benim zaten onlarla ilgili fikirlerim belliydi. Yaşayıp göreceğiz. Peki serbest stilde nereye gidiyorsun? Arkadaşlarımla Beşiktaş'ta bir akşamüstü buluşmasına gideceğim. Ona göre de bir kombin belirleyeceğim bugün kendime. Yine yaşını büyük gösteren kombinler giyecek misin? Yok, bugün özellikle çok dikkat edeceğim kombinimde. Koyu renk olmayacak üzerimde. Açık renklerle kendi yaşıma uygun bir şeyler denemeyi düşünüyorum. Su, tükenmişlik sendromuna girdiğin doğru mu gerçekten? Tabii ki biz şu ana kadar 140 küsür kombin giydiğimiz için burada tabii ki biraz insan tükenmiş oluyor son haftalarda. Ama ben Emel tabii ki ilk baştan beri buradayız. Sündüz de. O zaman Sündüz de tükendi. Çünkü eğer ki Sündüz dün benim daha önce giydiğim bir kombini birebir koplayala yapıştır yapıyorsa ve aynısıyla çıkıp böyle diyorsa ama ben file çorap giymedim diyorsa o zaman o da tükenmiştir. Çünkü ilk günde o da 4 aldı o berbat pembe elbisesiyle. Zaten sürekli aynı dalgıç kumaşları giyip geliyor. O elbiseler yani gözümü kanatan elbiseler giyiyor. Ondan sonra dün de benim kombinimi giydi. Daha önce jüri bana demişti ki yakanı kaldır. Kolyeleri gidip Seray Hanım'ın odasından getirip takmışlardı. Sündüz de bir tek kolye takıp aynı kombinle gelmişti. Tabii ki Kemal Bey de buna tepki gösterdi. Eksikleri tamamlamışsın dedi. Su, Sündüz seni taklit ediyor olabilir mi? Zaten kızlar benim bütün iyi kombinlerimi genelde taklit ediyorlar. Sündüz de tabii ki taklit etmiş ki dün benim kıyafetimi giymiş ve kendisi de hatırlıyormuş. Bu daha beter. Ya kabahatinden, özrü kabahatinden büyük mü diyorsunuz öyle. Hem diyor gelmiş, evet ben biliyorum Su bunu daha önce giymişti. Eğer ben giymişsem niye sen giyiyorsun? O zaman senin fikrin nerede? Su, ben zaten işi hatırlamadım. Bir de o gömlek ve bir de minim gömlek hiç aynı değil ama kombin olarak benziyor. O kadar özür. Kaç tane yarışmacılar geldim bir de giydim bir şey söylemedim. Sadece mi ona kıskanıyorum mu? Ne yapıyorum anlamadım. Ne yapmak çalışıyorsun Su? O zaman ben 7 tane kolyeyi aldım. Taklidi mi aldın Su? Sündüz'ün suyu taklit ettiğini düşünüyorum. Dünkü kombininde de direkt zaten görünce Sündüz'e dedim ki aa bu suyun kombininin aynısı. Evet biliyorum dedi. Bile bile suyun giydiği kombine yakın bir kombin giymiş. O halde alışverişe başlayalım mı? Evet. Nereye gidiyorsun Gamze? Ben sorayım hemen. Çünkü şimdi ilk kıyafeti giyip gelene kadar düşünür kesin. Kendi konsepti hazır olmasaydı nasıl hemen böyle kıyafet bakalıma çevirecekti. Şimdi kendi konseptini sabahtan beri hatta dünden düşünmüşsündür. Dünden düşündüğü için bak şimdi herkese nasıl böyle saldırıyor. Gamze nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Ben
kendi makyaj kozmetik markamı çıkarmışım. Subahar koleksiyon. Ondan sonra onun lansmanına gidiyorum. Teşekkürler.